Selamlar herkese. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Umarım önceki videolardan sonra çok daha iyi bir seviyedesinizdir. Ama kendinizi hala iyi bir seviyede görmüyorsanız da bundan çekinmeyin çünkü gerçekten bu alana girdikçe oturuyor. Bu alanda vakit geçirdikçe oturuyor. Onun için bu alanda vakit geçirmeye çalışın. Bu ekosistemlerde vakit geçirmeye özellikle Twitter, DC gibi kanallarda, Telegram gibi kanallarda, topluluklarda vakit geçirmeye çalışın ve emin olun zamanla oldukça basit bir ekosistem olduğunu, anlamının o çok da zor olmadığını bu terimlerin çok da karmaşık olmadığını zamanla fark edeceksiniz. Önceki bölümde Arbitrum'daki ağlardan bahsetmiştik. Ana ağlardan neydi? Arbitrum One ve Arbitrum Nova ağları. Bu bölümde ise Arbitrum'da kullanılan teknolojilerden bahsedeceğiz. Yani Arbitrum'daki bu ağların arka planındaki teknolojilerden. Bunlar Nitro ve AnyTrust teknoloji. Öncelikle Nitro teknolojisiyle başlayalım. Nitro teknolojisi nedir? Nitro, Arbitrum zincirini temelini oluşturan bir teknolojidir aslında. Ethereum'a tamamen uyumlu bir yapı sunuyor ve bunu sunarken işlem kapasitesini arttırıyor ve hem de işlem maliyetlerini düşürüyor. Şimdi tabi bunun bir teknoloji sonuçta farklı terimler bunu anlamak için bir örnek üstünden gidelim. Örneğin düşünün bir restorana gittiniz yemek siparişini veriyorsunuz ve Ethereum Layer 1'ı da restoran olarak düşünelim. Ve buradaki garsonlar yalnızca sonuçta bir seferde bir sipariş alabiliyorsunuz. Veriyorsun siparişe bir garson var bir sipariş alabilir. Yani aynı anda başkasının siparişini alamaz. Ve bundan dolayı da yoğun olursa restoran çok yavaşlar servis. Nitro ise bu restoranın yanında bir self servis yemek bölümü gibi çalışıyor aslında. Siparişler buradan hızlıca veriliyor ve maliyetler düşüyor. Ne oluyor? Arka planda örneğin servis gidip kendiniz alıp hızlı hızlı yapıyorsunuz bir garsona gerek olmadan. Yani Nitro aslında bunu sağlıyor. Yani siparişlerin hızlı bir şekilde verilmesine ama restoran aynı restoran. Yine Ethereum restoranı ama garson yerine self serviste çok daha hızlı ve güvenlikten hiçbir ödün vermeden uygun maliyetli bir hizmet almanız sağlanıyor. Şimdi Nitro'nun teknik detaylarına da bakalım. Öne çıkan özellikler Nitro'nun şunlar aslında işte cold data sıkıştırma dediğimiz ne yapıyorduk? İşlem verilerini sıkıştırıp toplayıp Ethereum'a gönderiyoruz ve veri miktarını azaltıyoruz. Yani 10 tane dosyayı bir pakete koyarak 10 dosya yerine bir dosya göndermiş oluyoruz. Ayrı yürütme ve hata kanıtlama bağlamları bu işlemleri hızlandırıyor ve daha verimli çalışmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda Ethereum'la gaz uyumlu. Yani biliyorsunuz Arbitrum teknolojisi, Nitro teknolojisi Layer 1'la tam uyumlu çalışıyor. Bunun için de uygulama geliştiricilere esneklik sağlıyor. Bu zaten Arbitrum en temel özelliklerinden biri. Şimdi Nova'yı bitirdik. Anitrans teknolojisine bakalım. Anitrans teknolojisi nedir? Anitrans teknolojisi aslında nitro teknolojisinin bir varyantı. Ancak önemli bir farkı var. Veri erişebilirliği için bir veri erişebilirlik komitesi kullanıyor. Bu komite verileri zincir dışında saklıyorlar ve işlem maliyetlerini daha da düşürüyor. Yani öncekine farkı olarak işi zincir dışında işlemleri saklıyorlar. Öncekinde zincir üstündeydi. Zincir dışına sağlayarak işlem maliyetlerini de Anytrust teknolojisi düşürüyor aslında. Şimdi Eni da başka bir örnekle açıklayayım. Örneğin büyük bir markette alışveriş yaptığınızı düşünün. Nitro alışverişinizi kendiniz yapıp kasaya giderek ödemeleri hızlıca tamamlamanızı sağlıyor. Eni trust ise şöyle düşünebilirsiniz. Bir hızlı kasa, otomatik kasa gibi düşünebilirsiniz. Ve alışveriş sırasında yine güvenli çalışıyor ve işlemlerinizi hızlandırıyor. Ancak burada da tabii kasanın tamamen doğru çalıştığına dair bir orada güven mekanizmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Anytrust'ın de teknik detaylarına gelecek olursak Az önce de bahsetmiştik. Bir, bir veri erişebilirlik komitesi var. Ve bu komite en tane üyeden oluşuyor. Ve bu üyelerin en az ikisinin dürüst olduğu yani doğruyu söylediği varsayılıyor. Veriler zincir dışında tamamen olduğu için Enitras gerçekten maliyet konusunda oldukça avantajlı. Performans konusunda da yine dışarıda olduğu için yüksek işlem hacmi gerektiren yerlerde gerçekten çok yüksek işlem hacmini bir saniye içinde karşılayabiliyor. Şimdi Nitro ve Enitras arasındaki farklara bakalım. Özellikle ile temel farkasında veri yönetimi ve güven seviyesinde yatıyor. Nitro, Ethereum'un güvenlik standartlarına dayandığı için daha güvenli. Anytrust, hafif güven varsayımına dayandığı için daha az güvenli ama veri yönetimi konusunda daha iyi. Ve Anytrust yine maliyet avantajı konusunda da bundan dolayı çok daha iyi bir avantaj sağlıyor. Peki ben bir blockchain tabanlı bir proje geliştireceğim. Bunun için hangi teknoloji seçmeliyim? Anytrust'ı mı seçmeliyim? Nitro'yu mu seçmeliyim? Hızlı bir işlem gerektiren uygulamaysa örneğin ne olabilir? Bir oyun. Günde 1 milyon tane işlem oluyor ve çok hızlı gerçekleşmesi lazım. Çünkü kimse oyun oynarken beklemek istemez sonuçta. O zaman işte Anytrust teknolojisi geliyor. Ama işte bir ben banka uygulaması mı geliştiriyorum? Yüksek güvenlik lazım bana. Sonuçta bu paralara herhangi bir zarar gelirse benim geliştirdiğim uygulama çöp olur. O zaman Nitro teknolojisini güldürüm. Teknoloji tercih ederken yine burada Anytrust ve Nitro'nun özelliklerine göre ve bizim o geliştireceğimiz projenin neler beklediğimize göre güvenlik mi, hız mı, düşük maliyet mi, ne bekliyoruz? Bunlara göre seçimlerimizi yapabiliriz. Şimdi Nitro'nun avantajlarına bakarsak işlem hacmi Ethereum'a kıyasla 7-10 kat daha yüksek. Daha düşük maliyetli Ethereum'a göre işlemler. Tam güvenlik sağlıyor Ethereum kadar ve verileri doğrudan Ethereum üstünde işliyor. Anytrust'ın avantajına baktığımızda cidden ultra düşük işlem maliyetleri sunuyor. Bunun için özellikle yüksek işlem hacmi gerektiren projeler için çok iyi ve veri erişebilirliğini optimize ederek sistemin daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Şimdi kullanım alanlarına zaten bakmıştık ama burada da bir özet geçtim. Buradan görebilirsiniz. İşte Nitro daha çok güvenli, DeFi, NFT pazar yerleri gibi yerlerde, Anytrust daha oyunlar, sosyal medya platformu, mikro ödemelerin olduğu yerlerde kullanılıyor. Burada da geliştiriciler için neler yapılabilir bunu görüyorsunuz. Bazı öneriler sundu Mesela geliştiricisinin mevcut Ethereum araçlarını kullanmak istiyorsanız hızlıca Nitro yani. Direkt bunu kullanmalısınız. Maliyet kritik sesinin için Enitras kullanabilirsiniz. Yeni videoda geliştirme tarafından kodlama tarafından bahsedeceğiz. Ve burada hangi kaynakları kullanmalısınız? Bu süreçlere nasıl ilerlemelisiniz? Bundan bahsedeceğiz. Ama gerçekten bu teknoloji kısmında oturtmak çok önemli. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumları bırakın ve videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.